Canlar selamlar. Naçizane Ferhat Kucur bu videonun girişini yapmayı unutuvermiş. Mazur görün efendim, bu video girişsiz olur mu hiç? Çünkü bahsetmemiz gereken bir şey var. Geçenlerde sizlere bahsettiğim Film Yılı isimli bir kanal vardı, bilirsiniz. Kendisini gözlemlemeye devam ediyorum ve gayet de iyi bir şekilde büyümeye devam ediyor. Eğer beni kırmayıp o kanalı desteklemek isterseniz açıklamada ve kartlarda kendisinin kanalını bulabilirsiniz. Ayrıca bahsetmek istediğim çok güzel bir şey daha var. Yeni bir intro yaptım, bakalım beğenecek misiniz? Bir takipçim attı bana, ben de üzerine müzik ve sesler ekledim. Gelin o güzel intro eşliğinde videomuza geçelim artık. Bu tatlı yapımı, tatlı çizgi filmi hatırlayanlar var mı? Açıkçası ben unutmuşum. Uzun zamandır televizyona falan bakmıyorum ve YouTube'da falan da karşıma çıkmıyordu. Ta ki Netflix'e girene kadar. Netflix'te Doraemon'un ikinci filminin geldiğini gördüm. Daha doğrusu Benimle Kal Doraemon'un ikinci filmi gelmiş. Evet, şu anda inceleyeceğimiz film ikinci film olacak. Aslında bunun ilk filmi de var. Ama şunu merak etmeyin, ikinci filmi ilk filmi izlemeden dahi izleseniz ikinci filmden çok şey anlayacaksınızdır. İlk filmi izlemenize gerek yok aslında. Ama yine de ikinci filmi izleyecekseniz bile ilk filmi izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Çünkü ben ilk filmi çok sevmiştim ya. İlk film Nobito'nun o ezikliğini, beceriksizliğini, hayattaki sıkışmışlığını çok çok iyi anlatıyordu. Galiba 3 veya 4 yıl önce falan izlemiştim ilk filmi. Kendisinin çıkış tarihi de 2014. İlk filmi izlerken, hatta izledikten sonra da gözyaşlarımı tutamadığımı hatırlıyorum. İlk filmin yeri bende ayrıdır. Doraemon denen çizgi filmin bir filminin beni bu kadar etkileyeceğini gerçekten düşünmezdim. İşte sırf bu yüzden Netflix'te ikinci filmi gördüğüm zaman çok heyecanlandım. Büyük bir heyecanla ikinci filmi izlemeye koyuldum. İkinci filmde ağlamamış olsam da yaptığı iyi işler de var. İkinci film duygusallığı pek de öne çıkartmasa da başka şeyleri iyi yapmayı başarıyor bana kalırsa. Spoilersız olarak ikinci filmin konusundan biraz bahsedeyim. Nobito ve Doraemon'u bilirsiniz zaten. Onlar bildiğimiz gibi evde takılıyorlar. Bu arada harbiden ufak bir hatırlatma yapayım. Nobito ve Doraemon'u unutmuş olabilirsiniz. Nobito beceriksiz, tembel bir çocuğun tekidir. Doraemon da gelecekten gelen bir robot aslında. Nobito'ya yardım etmek için geliyor. Doraemon denen robotu da Nobita'nın gelecekten torunu getiriyor. Nobita torunlarına daha iyi gelecek hazırlasın diyerekten. Bu hikayeyi hatırlattığımıza göre ikinci filmin konusundan bahsetmeye devam edelim. İkinci film içerisinde Nobita evde eskiden çok sevdiği oyuncak ayısını buluyor. Nobita'nın bulduğu bu oyuncak ona eskiden çok sevdiği ve vefat eden büyükannesini hatırlatıyor. Nobita büyükannesini çok özlemiş. Onu tekrardan görmek istiyor, bu yüzden Nobita ve Doraemon zaman makinesine atlayıp büyükannesini az da olsa görmeye gidiyorlar. Büyükanne onları tanıyor ve Nobita ile bayağı bir sohbet ediyorlar. Büyükanne Nobita'dan bir şey istiyor. O da Nobita'nın düğününü görmek. Nobita ve Doraemon ona düğününü göstereceklerine söz veriyorlar. Bunu gerçekleştirmek için büyükanneyi geleceğe götürmeye karar veriyorlar. Ama küçük bir terslik var. Gelecekte normal Shizuko ile evlenmesi gereken Nobita düğüne gitmemiş gelecekte. Bu yüzden de düğün gerçekleşemiyor. Çocuk olan Nobita ve Doraemon da yetişkin Nobita nerede, düğün neden gerçekleşmiyor, Nobita düğüne neden gelmedi, acaba başına bir şey mi geldi diyerek büyük bir maceraya atılıyorlar. İşte sırf bu yüzden filmin içerisinde güzel tatlı bir merak unsuru var. Ulan nerede bu Nobita? Onun en çok istediği şey Shizuko ile evlenmek değil miydi diye düşünüyorsunuz izlerken. Peki madem en büyük isteği buydu, neden düğüne gelmedi? İşte film size bu soruları sordurtuyor ve bu sorular filmi merakla izlemenizi sağlıyor. Merak unsuru bu yüzden iyi verilmiş diye düşünüyorum. Ben hiç sıkılmadan sonuna kadar izledim filmi. Ayrıca filmde zaman makinesi veya işte zaman kavramı çok iyi kullanılmış. Filmi izlerken ha işte bu yüzden oldu, bunun sebebi buymuş diye bazı anlarda şaşırtmayı, bazı anlarda da yüzümde ufak bir gülümseme bıraktırmayı başardı film. Bu yüzden zaman kavramını iyi kullandıklarını düşünüyorum. Bu filmde tıpkı ilk filmdeki olduğu gibi Nobita'yı çok iyi anlatıyor yine. Aslında Nobita'yı çok iyi anlatırken bir yandan da Nobita'dan yola çıkıp tüm insanlığa büyük bir mesaj vermeye çalışıyor. Japonları bilirsiniz zaten, kendileri filmlerde mesaj vermeyi çok severler. Bu film içerisinde de aslında önemsiz olmadığımızı, beceriksiz olmadığımızı, kimseye büyük olmadığımızı anlatıyor. Bunun yanında sevdiğimiz insanların kıymetini bilmemiz gerektiği vesaire vesaire gibi daha birçok mesaj veriyor. Ben bu mesajları burada pek de iyi anlatamam sizlere. Bunun için filmi izlemeniz gerekiyor. Ben sadece bahsedebilirim. Söylediğim gibi bu filmde ilk filmdeki kadar duygusal sellik, duygusal yoğunluk yok. Duygusal kısım ilk filmde kalmış. İkinci filmde çok daha başka şeylere değiniyorlar. Yine de söylediğim gibi ben filmi izlerken çok keyif aldım. Gece gece çok uykum vardı hatta izlerken. Ama bu uykumun olmasına rağmen film beni uyutmadı, aksine heyecanla izletmeyi başardı. Uykumu bir kenara bırakıp bu filmi izlemeye devam ettim. Verdiğim karardan da memnunum. Sizlere önerimdir arkadaşlar. Eğer animasyon filmi arıyorsanız izlemek için Benimle Kal Doraemon 2'ye bakabilirsiniz. Kendisi şu anda Netflix'te var. Eğer ilk filmi izlemek isterseniz de ya internette ya da YouTube'da falan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.